Değil mi? Bir şey olmadı yavruma. Bir şey olmadı değil mi? Desenize bir şey. Gayet iyi. Merak etmeyin. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Duydun mu? Duydun mu Miran? İyiymiş bebeğimiz, iyiymiş. Duydum. Duydum. Şükürler olsun. İyiysek o zaman gidelim biz artık. Taburcu işlemlerinizi hallettikten sonra gidebilirsiniz. Siz dinleyin. Ben de işlemleri halledeyim. Miran. Ne oldu? Doktor her şey iyi dedi işte. İyi zaten Reyhan. Yolunda. Yüzün niye öyle o zaman? Korktum Reyhan. Bir şey olacak diye korktum. Olsun o kadar. Yani insan böyle bir korkuyor. Öyle kolay kolay atamıyor. Bir de kızgınım kendime. Seni yalnız bıraktığım için. Geçti artık. Ben de çok korktum. Gözüm birden burada açınca... Kim bilir sen beni bulduğunda ne kadar korkmuşsundur. Ben seni bulmadım Reyhan. Sen yolun kenarına çıkmışsın. Bir tane adam seni bulup getirmiş buraya. Sen değil miydin? Hayır Reyhan, ben değildim. Sen hatırlamıyor musun? Yok. Ben en son Zeynep'le ilaç için konuştum, kök bakmaya çıktım. O kadar. Bu normal bir durum mu? Sık görülmemekle birlikte normal. Böyle ani tansiyon düşüklüklerinde bazen kısmi bilinç kaybı görülebilir. Tabii bu vücuttan vücuda değişiklik gösterir. Ama şimdi iyi değil mi? İyi, iyi. Merak etmeyin. Dinlenecek, yorulmayacak, gıdasına dikkat edecek. Hatta birkaç gün yatakta tembellik etmesi gerekecek. Oh, tamam. Oh, iyi. Ben taburcu belgelerinizi hazırladım. Siz evrak işlerinizi hallettikten sonra çıkabilirsiniz. İyi, hemen hallet de sen evimize gidelim artık. He? Tamam. Hadi siz de dinlenin. Sağ olun. Üzme artık kendini Hazar. Buna da şükür ha. Ya Reyyan'a bir şey olsaydı. Allah. Ya bebeklerin ikisini de kaybetseydik. İyi, iyi. Oh, çok şükür. Yalnız bebeklerin ikiz olduğunu, içlerinden birini kaybettiğimizi bilmiyorum. Şimdilik de ben bilsin istemiyorum. Biraz toparlansın. Ben uygun bir zaman bulduğumda söyleyeceğim. Doktor kabul etti demek ki. İyi bari. Gerçi Reyhan öğreneceğine kahrolacak ama... en azından o vakte kadar vücudun toparlar, morali de düzelir. Değil mi? Evet. Ben şu evrakları halledeyim. Siz de isterseniz yanına geçin. Tamam. Haydi. Duralım istersen. Bir kendine gel. İnsan evladından geçemiyor Zeynep. Geçemez tabii. Ya öyle değil. Yani ne olursa olsun geçemiyorum. Çocuk istemediği çocuk bile olsa. Anneler böyle oluyor genellikle. Daha iyi misin şimdi? Yani anlatmak istediğin şeyi anlamıyorum ama... ...istersen dinlerim seni. İsterim. Çok isterim biliyor musun? Ama çok zor. Annem benim doğmamı istememiş biliyor musun Zeynep? Ta şimdi bana bir şey olsa biliyorum. Annedir, ağır olur, mahvolur. Ama istememiş. Ben onu gördüm. Hiç de evladından vazgeçmiş biri gibi bakmıyordu. Hatta tam aksine. O kadar sevgi doluydu ki... ...bakışlarındaki acı bile sana olan sevgisini gizleyemiyordu. İstersen git annene. Aranızda ne geçti bilmiyorum. Ama sen böyle sustukça... ...senin içinde bir yara açacak bu. Şimdi de Zeynep. Şöyle buyurun. Geçmiş olsun. Fırat. Miran. Reyhan nasıl? İyi misiniz? İyi. Kardeşim. Benim aslında şu an senin yanında olmam lazımdı ama... Kardeşim saçmalama, öyle konuşma. Benim sizin yanınızda olmam gerekiyor. Odur yoldayım zaten, geliyorum. Yok. Vallahi senden onu istemem. Ben isterim kardeşim. Var mı ihtiyacınız, lazımınız, ne lazım? Fırat. Ah, Reyyan bilmiyor. Söyleyemedim. Şu an... Sadece kilo aldığını üzülüyor. Ben de bir süre tek derdi bu olsun istiyorum. Tamam. Zeynep de sen de aman bir şey belli etmeyin, tamam mı? Tamam. Söylerim. Sağ olasın. İyiler mi? Sen de gel, benimle gel. Gel, gel. Aa, niye dönüyoruz? Hadi Mahmut, neredesin? Neredesin? Seni çok aradım, iyi misin? Ne oldu, bir haber var mı, bir şey duydun mu? Yok ama hastaneye adam yolladım. Nasuh Ağa, Hazar Bey, Miran Bey, Zehra Hanım oradalar. Ama Reyhan Hanım hakkında bir şey aramadım. Hadi, hadi. Çok şükür kızım. İyisin. Bebeğimiz de iyi. Sağ ol dedem, çok şükür. İyi benim kızım, iyi. O vakit ben gideyim ha. Böyle üçümüz birden evden apar topar çıkınca Gül Hanım tabii işkillendi. Hadi geçmiş olsun. Gül'e selam söylersin de ki ablan çok iyiymiş. Söylerim kızım, söylerim. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Biz de yavaş yavaş toparlanmaya başlasak mı Hazar Bey? Ah, geldi Miran. Tamam mı? Tamam, tamam. Bir tek imzalar kaldı. Onlar da tamamlanınca gidiyoruz. Reyhan, annem ben diyorum ki acaba konağa mı gelseniz siz ha? Hem Miran evde yokken yalnız kalmamış olursun. Benim de aklım sende kalmaz anneme. Ne dersiniz? Zehra, Reyhan niye yalnız kalsın? Miran gözü gibi bakar ona. Annem gelmek istemediğimizden değil. Ama biz iyiyiz kulübede, vallahi. Reyhan bak amcan yüzünden böyle diyorsan... Orası senin baba ocağın. Hem Miran'ın da öyle değil mi? Öyle, tabii öyle. Biliyoruz biz. Ama sen şimdi korktun diye böyle endişeleniyorsun. Ama iyiyim ben bak. Bebeğimiz de iyi. Korkma Zehra. İyi kızımız çok şükür. Yok korkulacak bir şey. Kızım siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ne oluyor? Bir şey olmuyor anneciğim. Siz bir şey var demiyorsunuz bana. Hadi bir şey Reyhan iyisin sen. Yok anneciğim. Bebeğime mi bir şey oldu benim? Kızım. Reyhan lütfen bir sakin ol sen de iyisin. Bebeğimiz de iyi. Ben şu imzalar tamamlanmıştır. Evet. Bakayım bir onlara sonra. Sen bak oğlum. Bir an önce çıkıp gidelim tamam mı? Ben de bakayım İrem'e. Hay var sizde. Benden bir şey saklıyorsunuz siz var. Ben biliyorum. Bir şey saklıyorsunuz. Oğlum. Miran. Daha baba olamadan evladımı kaybettim. Oğlum. Yapma oğlum. Sakın isyan etme. Acın çok büyük. Çok. Vallahi gücüne gider yapma. Ah derdi veren dermanı da veriyor çünkü. Bizim dermanımız Reyyan'ın karnındadır ha. He? Bak o tutulmuş bu hayata. Tutulmuş. Sen güçlü olacaksın. Çünkü onun babasına ihtiyacı var Miran. Onun sana ihtiyacı var oğlum. He? Sen baba olacaksın. Ben senin baba oluşunu isteyeceğim. Ben de büyük baba olacağım. İnşallah. Yapma oğlum. Hadi bırakma kendini gel. Gel bırak. Ben seni... Senin benden neden vazgeçmediğini şimdi anladım. Baba olmak böyle bir şey. Baba olamadım. Ama anladım. Çünkü o yaşasın diye ben kendi canımı verirdim gözümü kırpmadan. Bak ben daha ona dokunmadım. Görmedim bile. Ama verirdim. Biliyorum. Verirdim. Bak gitti. Benim hatam yüzünden gitti. Eğer ben onları yalnız bırakmasaydım... Belki de kaçacaktım. Güçlü olacaksın oğlum. Koyuverim ki. Ben ne diyeceğim Reyhan'a baba? Ben ne diyeceğim Reyhan'a? Ben nasıl hesaplayacağım? Yavrum da öldü. Nasıl olacaksın? Miran. Miran. Ha kızım. Sen niye ağladın? Ben ağladım. Çok korktum ben. Çok korktum az kalsın sana. Bebeğimize bir şey olacak diye vallahi çok korktum. Yok. Bir şey oldu. Olmadı. Bir şey oldu bebeğime bir şey oldu. Olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey oldu Miran ne oldu? Ne oldu yavrumuza, ne oldu söyle, ne olur. Yapma böyle, yapma böyle. Bir şey oldu. İyi mi? Vallahi olmadı bir şey. Olmadı bir şey. Kurtulduk, yapma. Bir şey olmadı. Geçmiş olsun Nasuh ağa. Haberi duyar duymaz geldim. Reyhan nasıl? İyi. O da iyi, bebek de iyi. İyi. Çok şükür. Azize bu defa başaramadı he. Ne demek bu şimdi? Azize'yle ne alakası var? Yani yaptığı kötülükleri düşünürsen... tehditlerini de bildiğimden ona yordum ben. Miran da ikaz etmiştim. Reyhan'ın başına bir şey gelince de Azize'den bildim. Füsun Hanım, benim torunum gebe. Hastalanmış, bir tehlike atlatmış. Ama şimdi çok iyi, çok şükür. Sen de böyle konuşup Miran'ın aklını karıştırıp yarayı kaşıma. Benim bir şey kaşıdığım yoktur Nasuh ağa. Düşmanımız bir. Ele değil mi? Hem ben buraya sadece geçmiş olsun demeye gelmedim. Bir sıkıntı varsa sizin yanınızdayım demeye geldim. Yok bir sıkıntı. Reyyan'ı bugün hastaneden çıkaracaklar. Bana dedin, ona demiş saydım. Nasıl olmuş? Ev kazası falan mı? Ne dedi Reyyan, bir şey dedi mi? Reyyan bir şey hatırlamıyor. Bayılmış. Bu kadar anlattı. Doktor gebelikte olur böyle şeyler dedi. Bebek de, torunum da gayet iyi. Sağ olun Füsun Hanım. Buraya kadar zahmet ettiniz. Şimdi müsaadenizle. Müsaade senin Nasuh ağa. Geçmiş olsun dediğimi selamlarımı iletiver. Madem bu oyun tutmadı, ben de daha büyüğünü oynarım. Nasıl? Ayşe, burada ne yapıyorsun? Reyyan nasıl? Bebek, dur, bebek dur, iyi mi? Dur, Hazar burada. Miran da burada. Seni görmesinler. Hadi git Ayşe. Ben görünmem. Ya. Gözümle göreyim, gideceğim ben. İyiler, iyiler. Bebek ikizmiş Ayşe. Bir tanesini kaybettik. Reyyan'a söylemedik. Şimdilik bilmiyor. Koruyamadım onu, koruyamadım. Git. Bak, seni burada görmesinler ha. Üzüntülerini senden çıkarlar. Öfkeliler çünkü. Hadi bak bizim bağ evinde buluşalım. Orada beni bekle. Söz, geleceğim. Orada konuşuruz. Bak, bebek iyi. Torunum da iyi. Tamam mı? Hadi git Ayşe. Hadi. Hadi git. Git. Sana ödeteceğim. Ödeteceğim Füsun, bizzat ödeteceğim. Zehra. Ya yapma böyle ya. Ne yapıyorum Hazar Bey? Hayır yani Reyyan'ın yanında diyorum. Bak şüphelenecek kız, o yüzden diyorum yani. Ha, evladımı merak etmeyeyim mi ben yani? Bunun mu diyorum yok. Hazar Bey bugün bizim torunumuz öldü. Nokta kadardı. Doğacaktı ama doğmadı. Niye? Çünkü yanında değildik biz. O bozkırın ortasında o evde kalmalarına sessiz kaldım. Niye orada kalmasınlar dediğimde bana destek çıkmıyorsun? Nerede? Yo ben sadece Miran'ın... Miran Cihan yüzünden huzursuz olacak diye orada kalmalarına sessiz kalıyorsun. Miran senin oğlunsa Reyyan da kızın. Tabii. Sen ne diyorsun ya? Bunlar nasıl laflar? Ben... evlat mı ayırıyorum? Bunu mu diyorsun yani? Ne bağırıyorsunuz birbirinize ha? Reyhan'a bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, Reyhan iyi. Zehra. Evet Reyhan Hanım. Artık inandınız mı bebeğinizin yaşadığına? İnandım, inandım. Çok şükür, çok şükür. İyi. İşte bu. Bizim mucizemizin kalp sesi. Dünyanın en güzel sesi. En güzel. Şurada gibi. Bakın şuradan. Şimdi biraz küçük tabii. Kese henüz çok büyümediği için görmeniz zor ama zamanla büyüyecektir. Küçük. Büyüyecek ama. Annemiz mutlu mu? Hem de nasıl. Vallahi çok sağ olun doktor hanım gerçekten. Kalbi bayağı kuvvetli atıyor. Keyfi yerinde anlaşılan. Ya doktor hanım, eğer böyle aletlere zarar vermeyecekse ben bu sesi kaydedebilir miyim? Tabii tabii, kaydedebilirsiniz. Ha, çok iyi düşündün, çok iyi düşündün. Kalkabilirsiniz Reyhan Hanım. Doktor hanım, şimdi biz yavrumuzun görüntüsünü... Merak etmeyin, ben vereceğim zaten size ultrason çıktısını. Sağ olun. Reyhan ne oldu? Ha, sancı mı girdi? Yok, girmiyor ayakkabı. Of be Reyhan, ödümü patlattın. Dur. Ödümü patlattın, gel. Dur, şaşırdır. Patlasın öyle, öyle sürekli yemek yediriyorsun. Yakında hiçbir şey olmayacak zaten. Doktor hanım vallahi hiç meyvedir, yemektir, sürekli bir şeyler getiriyor bana. Hiç boş duramıyorum yani, bir şey der misiniz ne olur? Hamilelikte böyle şişkinlikler olur, normaldir. Ama önemli olan sizin çok yemeniz, çok kilo almanız değil. Uygun gıdalardan uygun miktarlarda yemeniz. Duydun mu? Ben nasıl çıkacağını buldum. Kullanma yavrumu. Haftaya tekrar görüşelim, olur mu? Tamam. Geliriz tabii. Sağ olun, çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hoş gelmişsin Sarı bacım. Aman da aman benim kızım gelmiş. Yara kızım. Ay seni böyle uzaktan sevmek de çok güzelmiş biliyor musun? Özledim seni, Allah seni inandırsın. Nasıl olduysa o iş. Evlattır neticede. Kirpi bile yavrusunu ah pamuğum diye severmiş. Pamuk maşallah. Ben ev kapılarında kahır çekeyim. Sen evin açısıyla bir olup beni çekiştir, öyle mi? Handan hanım, senin anneliğin sadece Hümayla abime mi? Söylesene. Ne oldu kız? Kocanla mı kavga ettin? Ya ne kocası anne ya? Ne kocası? Gönül herkese yetiyor mübarek. Hoş geldin Yeren. Vallahi hiç hoş gelmedim abi. Hayırdır? Gönül görümcelik etmiş, onu alıyor. Ben de ne oluyor dedim. Kız o depresyon Gülü, seninle başa çıkabilir mi hiç? Vallahi öyle değil artık anne. Kendini kraliçe ilan etti, bana da kök söktürüyor. Yetmedi, defalarca benim kolumdan tutup kapıya koymaya kalktı. Bir tane doğursaydın zor atardı da, hanımlık da sana kalırdı, konak da. Ama tabii sende nerede o akıl? Büyük lafı dinleyen mi var? Çok zoruma gidiyor anne. Dayanamıyorum, anlamıyor musun? Gönül nerede ki? Nerede olacak abi? Konakta tabii. Meğer bunca zaman sadece bugünü beklemiş. Aslan Bey'lerin en kötüsü oymuş, biz bunu fark edemedik. Beni eziyor, kötü davranıyor, hor görüyor. Kıyamam abimle bir şey diyemiyor. Aslan Bey konağında kimsesiz gibiyim. Gönül cenazeden sonra konakta kalmaya devam etti. Aynen öyle abi. Azize'yi de annesinden yolladı. Şimdi Aslan Bey de hanımcılık oynuyor. Üzülme kardeşim deseydin. Ben şimdi onu ayar çekeceğim, sana bir daha dokunamaz deseydin. Ama yok. Varsa yoksa Reyhan zaten. Sen anca Reyhan'ı koru. Yaren. Kızım sen öyle iki bağırtıya çağırtıya papuç bırakmazdın. Ne oldu, ne yaptı o kız sana? Kayınanan da bir şey demiyor mu kızım? Yok. Onun haberi bile yok anne. O gönül var ya, nerede nasıl saldıracağını o kadar iyi biliyor ki. Şeyda. Gel gel. Gel Şeyda. Haydi hazırlan, gidiyoruz. Çarşıya mı hanım? Hayır, Aslan Bey konağına. Bundan sonra orada çalışacaksın. Nasıl olur hanımım? Etmeyleme kurbanın olam. Çok da güzel olur. Sen buraya Nasuh Han'ın torunları için gelmedin mi? He. O torununun değil, bu torununun şimdi sana ihtiyacı var. Burası ne olacak? Sen burayı düşünme. Ben bulurum başka birini. Haydi hazırlan dedim. Vallahi anne çok sağ ol ya. Yani düşmanımla yaşarken Şeyda tam aradığım destek oldu. Vallahi bravo. Anne sen şaka mı yapıyorsun? Şeyda'nın bana ne gibi faydası olacak ya? Öyle de bir olacak ki kızım. O konakta ne oluyor, ne bitiyor? O gönül sana ne yapıyor? Beni hemen haberdar edecek. Olduğu anda. Aksan da koksan da sen benim evladımsın. Ben seni ezerim. Ama başkasına ezdirmem. Uçar gelirim yanına ne olsa. Haydi Şeyda git hazırlan. Şeyda ağzını kapat. Ha, haydi git hazırlan. Haydi Şeyda, haydi. Anne, bundan bir şey olmaz. Bak bunun tipinde de bir şey olmaz. Olur kızım, çok da güzel olur merak. Yok, Allah hiçbir şey olmayacak. Esma annem ağlama artık. Kahrettin kendini, saatlerdir ağlıyorsun. Hadi bir şey ye. Bak sana kendi ellerimle çorba yaptım. Yok. İyi bak. Hep gözümün önünde. Giderken bana nasıl baktığını gördü değil mi? Gözümün önünden gitmiyor. Hepimiz çok sarsıldık. Ama Fırat... O bu yaşta kim olduğunu öğrendi. Annesinin katil olduğunu öğrendi. Babasının... Yapma Allah aşkına yapma. Hiçbirimiz sana kızgın değiliz. Ne Fırat, ne Miran, ne ben. Senin o zaman yaşadıkların öyle zor ki. Fırat mı? Yok. Alo. Konuşmamız gerek, acil. Ne oldu? Ondan sen diyeceksin. Tepenin orada buluşalım. Tamam. Hadi gel yukarı çıkarayım seni, yatırayım. Gel. Hadi. Teşekkür ederim. Bir saniye Can Bey. Alo Asiye. Mahkeme tutuksuz yargılanmama karar verdi. Avukatım işlemlerine devam ediyor. Yakında yargılama da biter, beraat ederim inşallah. Oh, çok şükür. Hadi gözümüz aydın. Nasılsın, iyi misin peki? Ben iyiyim, yok bir şeyim. Reyhan'la Miran nasıl? İyiler, iyiler, merak etme. Yani en azından benim bildiğim kötü bir şey yok. Peki sen dediğini yaptın mı? Yaptım. Gerisini de getireceğim. Emin misin? Eminim Asiye. Bu yaşananlara bir son vermek zorundayım. Peki ya Zehra? Onu hiç düşündün mü? Düşündüm. Hem de çok düşündüm. Bu onun da katlanmak zorunda olduğu bir durum. Sonra ararım. Tamam peki. Ha Mahfuz. Harun'la Yaren de buraya taşındılar. Artık burada kalıyorlar. Biliyorum. Harun söyledi. Asiye şimdi kapatmak zorundayım. Tamam peki. Bir şey olursa ben seni ararım. Teşekkür ederim Can Bey. Teşekkür ederim. Haberleşeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Asiye! İti an çomağı hazırla demiştim. Ya Asiye demişler. Bir kere de ben seslenmeden çık ortaya ya. Hakikaten artık bu konakta mı kalacağım? Ya bizim konağa göre pek gösterişli değil tabii. Ama evladım için katlanacaksın Şeyda. Size mahcup etmeyeyim diyem ama yalvarırım beni bu korkunçlu bacıların arasında bırakmayasan. Tamam uzatmayalım. Sen bundan sonra bu konakta Yaren'in lalası olacaksın. Ben? Ne? Hoş geldin Dünür. Hoş bulduk Dünür'üm. Yaren'i dönerken getireyim dedim, yetmedi bir de Şeyda'yı getirdim size. Ya sen daha evvel aradın, söyledin, ciddi miydin? Gerek yoktu. Asiye ilgilenirdi Yaren'le. Sizin konak büyüktür. Asiye tek başına başa çıkamaz. Ne de olsa Yaren bir evin bir kızı. Bir evinde bir gelini oldu. Rahat etsin isterim. Öyle olsun. Asiye sen delikanlıya evi göster, düzenimizi anlat. Ama önce dünürümle bana acı bir kahve yap. Hah, bak işte o olur. Ama müsaade buyurursanız Şeyda yapsın kahveyi. Hem mutfağı görsün hem de siz onu görmüş olun. Zahmet etmesin. Ben hallederim. Buyurun, buyurun. Handan Hanım, size mahcup etmeyeyim diyemem. Yalvarırım beni bu korkunçlu bacıların arasında bırakmayasan. Aşk olsun Şeyda. Sen Yaren'e alışmış insansın. Bak emin ol, güven bana. Buradaki hiç kimse Yaren kadar korkunçlu değil. Hadi kolay gelsin. Handan Hanım. Fırat. Fırat benimle konuşmuyor. Kaderlerimiz öyle çok birbirine benzedi ki. İkimizin de oğlu gözümüzün önünde. Ama biz hasret çekiyoruz. Evlatlarımızı kaybettik Azize. Kazanacağız Esma. Kazanacağız. Kaybettik. Ben o kadar çok oğul kaybettim ki Esma. En iyi ben bilirim. Ama ölmediyse çaresi var. Ölmediysek çaresi var. Ölseydik belki affederlerdi. Ölürsek bizi affederler. O zaman en çok beni affedecekler. O kadar çok öldüm ki. Ama şimdi yaşamak istiyorum. Oğlumun bana anne dediğini duymak istiyorum. Onun için kazanacağız. Kazanamayacaksın. Çünkü kaybettin. Kabullenemiyorsun. Kazanacağım sanıyorsun. Ama öyle değil. Söyledim. Nihat'ı benim öldürdüğümü biliyorlar. Nihat'ı öldürmek yetmiyor ama.